Nutuk. Mustafa Kemal Atatürk. Mitingler ve gösteriler. Verdiğim bu talimat üzerine her yerde gösteri toplantıları yapılmaya başlandı. Yalnız sınırlı birkaç yerde bazı yersiz korkularla kararsızlığa düşüldüğü anlaşılmıştı. Örnek olarak 15. Kolordu Komutanı'nın Trabzon hakkında gönderdiği 9 Haziran 1919 tarihli şifreden miting sırasında Rumların uygunsuz davranışlarda bulunabilecekleri, hiç yoktan bir olay çıkabileceği düşüncesiyle mitinge karar verilmişken bu kararın uygulanmadığı, mitingi düzenleyen heyetin toplantısında Israti ve Polidis'in de hazır bulunduğu anlaşılıyor. Trabzon, Karadeniz kıyısında ve önemli bir merkez olduğundan, orada milli teşebbüs ve faaliyetler konusunda gösterilen kararsızlık ve Yunanlar aleyhinde milli gösteriler yapılması görüşmelerinde, Israti ve Polidis efendileri de bulundurmak gibi teşebbüsün ciddiyetsizliğine delil sayılacak teşebbüsler elbette İstanbul ve düşmanlar için hep değerli sayılacak belirtiler. Verdiğim talimattaki esasları kötüye kullanacak kadar ustalık gösterenler de oldu. Söz gelişi Sinop'a yeni atanan bir mutasarrıf, orada yapılan gösterileri kendisi yönetiyor ve miting kararlarını kendisi yazıp halka imza ettirdiğini söylüyor ve bize de bir örneğini gönderiyor. Bu zatın zavallı halka gürültü patırtı arasında imza ettirdiği uzun yazılar içinde şu satırlar gizleniyor. Türkler ilerleyip gelişemedi. Avrupa medeniyet esaslarını kabul edemedi ve benimseyemediyse bu da şimdiye kadar iyi bir yönetime kavuşamamış olmasından ileri gelmiştir. Türk milleti ancak kendi padişahının saltanat ve hakimiyeti altında olmak şartıyla Avrupa'nın himaye ve kontrolü altında kurulacak bir yönetim şekliyle yaşayabilir. Efendiler, Sinop halkı adına İtilaf Devletleri temsilcilerine verilen 3 Haziran 1919 tarihli bu muhtıranın altındaki imzalara göz gezdirirken, Müftü Vekili Efendi'nin imzasından sonra gördüğüm imza, bilginize sunduğum satırları yazan ve yazdıran ruhu bana keşfetti. O imza, Hürriyet ve İtilaf Fırkası'nın ikinci başkanı olan Zat'ın imzasıydı.